Herkese merhabalar, ben Hero Olur Whitesınır. Bugün sizlerle birlikte Datelight serisine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi oyunu ben biraz önce kaydetmeyi denerken sağ olsun MSI'nin Nahimik tatlı bir ayar çekti bana. Hayır dedi, bu kadar kolay oynayamazsın. O yüzden ne yazık ki baştan başlamak durumundayım. Şu an bir save'im var ama save ile hani başlamak birazcık hoş olmayacağı için, size karşı mahcup durumda kalabileceğim için ben yeniden başlamak istedim oyuna. Hemen bakıyorum. Seattle'a hoş geldin. Başlangıcı bu mudur? Evet, buymuş. Biliyorum uzun süredir video çekmedim. Özlemişsinizdir. Kusura bakmayın lütfen. Denk getiremiyorum gerçekten. Aynı zamanda bilgisayarımla alakalı birkaç problem yaşadım. Ses kayıtlarımda hep sesim yükselip alçalma gibi saçma saçma şeyler yaptı daha önce başıma gelmeyen. Onları çözmeye çalıştım özellikle. MSI kullananlar Nahimik'in böyle değişik fantezileri olduğunu biliyorlar. Şimdi oyundan bahsetmek gerekirse gördüğünüz gibi Seattle'da geçiyor. 1989 4 Temmuz tarihleri. Hasta sıfırdan önce, yani ilk olay başlamadan önce 145 gün geçmiş. Ve gördüğünüz gibi hayatta kalan bir ekibin parçasıyız. Biraz önce de bir kızın kafasını sıktık. Sebebi de zombiler tarafından ısırılmış olması. Bu da tabii ki gruptan ayrılacağımız anlamına geliyor. Çünkü birisinin küçük kardeşini öldürmüş olduk. Abimiz orta yaşlarda ve anladığım kadarıyla belli bir save point var. Oraya ulaşmaya çalışıyorlar. Hani ben de çok fazla oynamadım oyunu. 10-15 dakikalık bir sürecini oynadım diye tahmin ediyorum. Bu süreci tekrardan oynuyor olacağız. Asla demek asla demektir. Abimiz çok sert. Ateş etmek onların dikkatini daha fazla çekecektir. Ya sürekli bahsettiğin şu ordu sığınağına oluşacağız büyük baba, ya da hemen burada öleceğiz diyor. Dediğim gibi bir ordu sığınağı var. Oraya ulaşmaya çalışıyorlar. 5 millik bir yolumuz kalmış batıda. Tabii platform oyunu olduğu için batıda olması gayet normal. Sürekli sağa gideceğiz çünkü. Nothing can be done now, Stella. Heh, rastlantılar işte hep. Sam, Ben, Stella. Hemen buradan çıkın gidin. Güvenli noktaya ulaşın. Sizinle orada buluşuruz. Ailemi bulmak zorundayım dedi ve silahı da fırlattı. Onları korusun diye. Okey, hadi başlayalım. Bu ara neden platform oyunlarına sardım bilmiyorum. Açıkçası ağır bir gamer depresyonundayım. Oynayacak oyun bulamıyorum. Hatta akşamları işten geldikten sonra Assassin's Creed'in ilk oyununu oynuyorum. Bu bildiğiniz Altair ile oynanan olayın en başındaki hikaye. Yani tamamen boşta kalmış durumdayım. Bilmiyorum neden. Çözemedim henüz. Okey. İyi şanslar Randy de ve başladık. Oyunda belli toplayabileceğimiz tropiler var. Bunları belli noktalardan alabiliyoruz. Kafasından vuruldu, çok belli. Toplanan nesneler gördüğünüz gibi Randall'ın anılarından ulaşılabiliyor. Abimizin adı da Randall bu arada. İlk kaydımda neden oldu bilmiyorum ama saçma bir şekilde bir oyunda takılmalar meydana gelmiş. Artı dediğim gibi şu ses problemi yüzünden sıkıntı çektim yine. Resmen oyunlara girmeden önce eğer mikrofonla kayıt yapmak istiyorsam her oyunun ayarlarıyla oynamam gerekiyor. Bu da oldukça can sıkıntılı. Tahtalar çürümüş, kalaslar kırılmak üzere. Okey. Randall abimiz gayet orta yaşlı bir beyefendi gibi olsa da oldukça çevik diyebilirim açıkçası şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla. Gidiyorum. Hop. Zaten kırık tahtalarla bize notu vermişti. Hani bak burada şu gibisinden. Oyunda şu gördüğünüz küçük şeyler sayesinde, oklar sayesinde hani doğru yere mi gidiyorum, yanlış yere mi gidiyorum ipucunu veriyor size sürekli olarak. Bu da standart platform oyunlarında kaybettiğiniz vakti daha iyi değerlendirmenizi sağlıyor biraz daha açıkçası. Benim hoşuma gitmedi değil. Oyunun yorumlarını okuduğum kadarıyla ileride çok fazla hızlanıyormuş. Hani şu yavaş ve durağanlığı size bırakmıyormuş. Silah kontrolü varmış. Sadece kaçma değil anladığım kadarıyla karşı koyma seçeneğimiz de oluyor. Bu şeyde, durumda. Merhaba.
Olası bir zombi kıyameti çıksa diye 1000 tane survival oyununa hazırlık yaşadık ve eminim, ben size söyleyeyim, oyun oynayanlar ve izleyenler olarak bu zombi kıyametine oldukça hazır durumdayız. Yani kendi adıma şahsen söylüyorum, nereden baksanız çok fazla deneyimim var bu konuda. Yaklaşık bir 30 kişilik grubu çok rahat bir şekilde yaşatabilirim ama Walking Dead'deki Rick hiçbir zaman olmayacağım, onu söyleyeyim. I will find you and I will kill you modunda değilim yani. Kesinlikle fight'a girmem. Giriyorsam da stealth yaparım o işi. Öyle ne bileyim, bütün mekana basayım. Aman şuraları indireyim, şuraları çekeyim. Öyle artistliklere kesinlikle gerek yok. Ha bir de grubumdaki insanların sorumluluğunu tabii ki üstlenirim ama her gidenin peşinden de koşulmaz yani. Beri ve diğerleri başardı diyor. İleride gördüğünüz gibi bir karavan var. Onlar da oradan ufak ufak uzuyorlar. Düşmanlara sataşmak için F tuşuna basın. Okey. Bu arada ben kontrolörle değil, klavye mouse ile oynuyorum. Kontrolörleri çok iyi kullanamayanlardanım, kendi adıma söylüyorum. Klavyede açıkçası birazcık daha rahat ediyorum ama bazı oyunlarda hani o kontrolörleri istiyor yani, açık konuşmak gerekirse. Kaç kere kontrolörleri daha diyeceğim hiç bilmiyorum. Kapıyı kırmam gerekiyor. Tamam. Hop. Güzel. O ne abi? Şurada bir şey vardı. Dediklerine göre tünelin sonundaki yol burası. Doğudan güvenli noktaya gidiyor. Doğrudan, pardon. Shannon ve Lady'ye şimdiye kadar... Lady'ye? Bu bir rastlantı olamaz. Kesinlikle bu bir rastlantı olamaz. Biliyorum Skyrim'i özlediniz. Var, benim de aklımda planlar var ama... Ne bileyim şu an... Special Edition yani benim de aklımı cezbetmiyor değil ama. Ölmüş insanlar artık dikkatimi çekmiyor diyor. Randall yüzme bilmiyor, derin sulara girme. Okey. Yüzme bilmemek, yüzme bilmemek bence çok saçma bir şey çünkü öğrenilmeyecek bir şey kesinlikle değil. Hatta çok çok basit bir şey. Hatta çok da eğlenceli bir şey. Tamamen beklemekle alakalı bir şey. O batmadığınızı görmeyi beklemeniz gerekiyor yani. Ama ben dibe kadar batıyorum dersen bir süre sonra çıkıyorsun, merak etme. O çıktığın süreye kadar sakin dur yeter. Ne kadar çırpınırsan o kadar derine gidersin. Okey, tamam. Sosyal mesajlarımızı da bir kenara bıraktığımıza göre yine aşağıdaki suyu indiriyorum. Yine güzel güzel yürümeye çalışıyorum. Zombi mi onlar? Evet, zombiler. Şimdi bu adam normal düzenli bir harekette giderken o zombi nasıl arkamdan o kadar hızlı şekilde gelebiliyor? Bana biri bunu açıklar mı? Bilimsel olarak imkansız bu. Oyunda arada böyle çok küçük takılmalar oluyor. Nedenini inanın çözebilmiştim yani. Oyunun bir şeyle uyumsuzluğundan falan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Zaten Windows 10... Bu ne abi? Ben buralara geldim mi daha önce? İlk yardım paketi. Okey. Zaten Windows 10 birçok oyunda problem yaratıyor bana. Uyumsuzluk sebebiyle. Batman Arkham Asylum çekecektim ben size. Çıldırdım uğraşırken. Bilmiyorum. Yollarda bildiğiniz bir Walking Dead havası. Oyunun şu an çok güzel oldu. Şu görüntü çok güzel oldu. Yapımcıların ellerinden öpüyorum yani. İşte bu. İşte dünyamızdan bize kalan. İnsanlar ve gölgelerin arasındaki savaştan geriye kalanlar. Neye dönüştüğümüzün resmi. Lanet bir dünya. Safe point diye de duvarlara yazmışlar. Kimin için güvenli bir nokta? Ne için güvenli bir nokta? Güzel. Ben buraya kadar geldim daha önce. Buraya kadar gelmemiştim. Evet. Burada şu aynı takılmayı tekrar yaşamıştım işte ve akabinde girip ne oluyor kıvamında bir bakayım demiştim. Gel gel. Oha, o da kırılıyormuş. Tuzağa çekelim derken tuzağa düşüyordum. Yine çok fazla gecikerek beklemenin bir anlamı yok. Solun hurdalığı. Yok ya, buraya da gelmişim ben, çok pardon. Bundan sonraki kısma gelmedim. Okey.
I found a firefighter's axe. Şimdi gelelim yangın baltasına. Her zombi filminde olması gereken item. Neden? Çünkü bulma ihtimali çok kolay. Yurt dışında tabii Türkiye'de bu kadar kolay değil ama yurt dışında birçok alanda, birçok kamusal binada olası bir yangın sırasında kullanılması adına bir yangın baltası bırakılıyor illaki. Yaşanıyor bu süreç. Kaybedecek zaman kesinlikle yok. O yüzden hemen şöyle vurarak uzaklaşıyorum. Türkiye'de onları koyarsan Türkiye'de çalıyorlar. Ülkemi çok böyle hani şu modda bu modda şey göstermeye çalışan bir adam değilim ama çalıyorlar yani. Dürüst olmakta fayda var. Merhaba. Teşekkür ederim. Herhangi bir şekilde fight yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ya olası bir zombi kıyametinde tutup tek tek adam öldürmenin güvenli bölgeyi gerçekten güvenli hale getirmeye çalışmıyorsanız bir anlamı yoktur bence. Arka plan çok tatlı bu arada. Ne oluyor abi? Lydia? No, I must be tired. My mind is wandering. Sanrılar görmeye başlamış. Evet, neye geldik? Şeye döndük tekrardan. Olası bir zombi kıyameti durumunda kesinlikle yanınızda bir şekilde bir ateşli silah bulundurmanızda fayda var. Fakat ben size söyleyeyim ki o mermiler illaki biter. Bu süreçte kullanacağınız şeyin kesici bir alet olması, bunun da bir uzunluğu olması, akabinde direkt baltayı uyandırıyor olması çok mantıklı. Ama Build Runner grubumuzda olanlar da çok iyi bilir ki bizim orada tercih edeceğimiz alet balta değil. Kesinlikle ve kesinlikle ok ve yay olacaktır. Yapımı kolay. Kullanımı öğrenildiği takdirde basit. Bırak lan beni. Aa bak bak bak. Isırdı beni ya. Isırdı mı? Yaraladı mı? Ne yaptı o? Selam gençler. Çok fazlalar. Katılıyorum. Kaçar mıyız? Kaçarız. Kaçtık. Güzel klasik bir atlama sahnesi. Güzel bir tutunma. Akabinde tekrar atlama sahnesi. Ne yapıyor? İyiymiş. Bana burayı gösteriyor. Neden? Ha yukarıdan. Okey. Ya ben olsam balta kullanmam. O baltayı kaç kere savurabileceksin ki? Sonuçta öyle elinde tuttuğun 3-4 kiloluk bir şey değil ki o balta. Bir şey duyuyorum diyor. Evet, buraya kadar oynadım ben. Tamam, şimdi hatırladım. Bundan sonrasını birlikte göreceğiz. Anlamıyorum dostum, eğer o zaten ölmüşse neden onu asmamız gereksin ki? Güç görünür olmalı. Onları izlediğimizi bilmeleri lazım. Kimleri? Bu şeyleri mi? Hayır, hayatta kalanları diyorum. Başka niye umursasın ki zaten? Emir demiri keser. Hadi diğerinin yanına gidelim. Emir demiri keser. Ama yaptıkları mantıklı bir şey. Yani eskiden ilkel kabileler rakiplerin savaşçılarını öldürdüklerinde kafalarını kesip bir mızrağın ucuna koyup köylerinden belli bir uzaklığa koyarlarmış ki tekrar ne ettikleri takdirde hani olanı görsünler, bak daha önce senin bu savaşına böyle yaptık diye ister istemez bir korku salarlarmış. Tamamen psikolojik baskı yani. Aa çok iyi oldu yalnız. Güzel oldu çok. Sen ne yapıyorsun? Ah vuramadı da salak. Değişik. Arkadan kaçıyor gördüğünüz gibi. İnsanlara bakın derken ne demek istedi? Kimden emir alıyorlar? Biz tabii bu kısmıyla ilgilenmedik ama asıl ilgilenilmesi gereken kısmı da orasıydı. Aha ısırır bu beni. Oha kaç tane çıktı oğlum sizden? Ben orada size tarih marif falan anlatıyordum ama doğru yani bu emirleri kimden alıyorlar? Güvenli bir yer değil. Önem verdiğim herkes tehlikede. Gelin buraya. Taze et var. Gelsene gelsene. Gidebilirsiniz gençler. Ha tek vuruşta kırılıyormuş ya. O kadar tahta kırılmaz diye düşündüm ben ama.
Atlayamıyor musun şuradan şuraya? Atlayamıyormuş. Okey, o gürültüyü çıkartmam lazım. Tamam. Anlaşıldı. Aha. Düştüm ya. Böyle artist artist gezerken. Neyse. Çok büyük problem çıkarmadı. Yolu bana bu kadar uzun göstermesinin sebebi nedir? Haberler doğruymuş. Şehirde büyük bir şey oldu. İnsanlar gölgelerle savaşmaya gitti. Ordu ve diğerleri gibi. Ama sonu pek iyi olmadı. Ben buraya atlayamıyorum. Burada bir gidiş gördüm. Ne işe yarıyor bunlar? Anlamadım. Kesinlikle şu an için çözebilmiş değilim. Şuradan bir gitmeyi deneyelim bakalım. Yalnız burada çok fazla zombi var ya. Tamam, süper. Yapmak istediğimizi yaptık. Bizim için yeterli oldu. Çok da uğraştırmadı yani. Dediğim gibi platform oyunlarında tecrübem çok fazla ama bence eski platform oyunları günümüzdeki oyunlardan çok daha zordu. En azından ben kendi adıma öyle düşünüyorum. O araba düşer ha. Öğrenmişim artık. Adamın üzerine belki bir şey vardır diye gittim ama doğru düzgün loot çıkmadı hala ya. Ne yapıyorsun ya? Gir içeri, gir. Arkada bakın, kapılarda birileri var. Burada bir şey varmış, okey. Çık 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 çık. Hayır. Loot yapacağım niye? Başıma gelenler. Şuradan şöyle yaparım. Şu an için bir problem yok. Dediğim gibi boşu boşuna fight yapmanın bir mantığı yok. Assassin's Creed moduna döndük, duvarlardan atlama olayı. Çok da severim. Assassin's Creed nereden çıktı ya? Ah, düştüm bu arada. Prince of Persia. Onda duvarlardan böyle tık 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 atlama seçeneği vardı. Oyunda da ilk defa ölmüş oldum. O da hayırlı uğurlu olsun. Oyun ilerledikçe zorlaşıyormuş. Hani ne kadar zorlaşır, ne kadar problem çıkartır çok bilmiyorum ama umarım zorlaşıyordur hakikaten. Düşerken yuvarlanıp zarar görmemek için kontrol tuşuna bas. Oh, okay. Şu şekilde parkur yapıyoruz. Hop. Şöyle. Tamamdır. Televizyon. Music box. Shannon doğum gününde Lady'ye böyle bir tane hediye almıştı. Buradalar mıdır? Onları bulmalıyım. Katledilen bir aile, bir yeni kanun imzalı bir grafiti daha. İşte ölümden çalanların cezası bu. Şu oyuncak kutuyu da alalım. Lady'ye kızıymış bu arada. Shannon'a muhtemelen eşi. Okay.
Günlüğümden kayıp bir sayfa. Günlüğün burada ne arıyor çok pardon? Ne yapıyorsun sen, yine anılarında mı yaşıyorsun? Hep böyle oyunlar mı denk gelecek bana? Bir an düştük zannettim. Dürüst olayım, düştüm zannettim yani. Burası niye bu kadar sakin? Tabanca bulundu. Boşa mermi harcanan günler geride kaldı. Okey. Seattle'ın 92 mil kuzeydoğusu, 28 gün önce. Keşanlıyken biz her şeyi ateş ederdik. Ama boşa mermi sallama günleri geçti Randy. Acaba bunu dışarıda yapabilir misin bilmiyorum. Ben Parker, ne zamandan beri böyle şeyleri problem ediyordu. Bu şeyi ateş etmeyi öğrenmeliyim. Kesinlikle öğrenmeliyim. Bu silah dağda taşıdıkların gibi değil. Önce mermi doldurmalısın. Anahtar çabuk olmakta. Tıpkı kumarhanelerde yapılan el çabuklukları gibi. Hızlı parmaklar, yumuşak eller, biraz da pratikli erkek olursun. Okey. Hadi bakalım. Red şu mu doldurur? Redro, re. Çok hızlı düşün. Şimdi bana nişan alışını göster. Sağ tık. Şunu mu? Tarzını sevdim. Şimdi daha zor bir şey deneyelim. Şu kargayı görüyor musun? Başından vurup onu düşür. Vurdum ama düşmedi abi. I think it's time to do something about this poor bastard. It's cruel to leave him tied up like that. Okay. Let's put him out of his misery. Take the shot, Randy. Let's do right by the poor soul. Oh. There's no glory in killing the dead a second time. This is just what it means to survive now. Make sure you always aim for the head, Randy. Her zaman kafaya nişan almak gerek. Okeydir. Tamam, kullanmayı öğrendim. Muhtemelen şu an burası niye bu kadar sessiz dediğim için pişman olacağım. Akabinde birazdan başıma bir işler gelecek. Peki ben nereden gideceğim abi? İlk yardım kutusu, okey. Buraya her geldiğimde bir şey alabiliyor muyum ya? İlerlemek için kilidi ateş et. Çok pardon, kilit mi varmış orada? Oyun dedi ki bu herif salak. Bu herif dedi problem ne? Kilit nerede lan? Ah buradaymış, okey. Şurada bakın gözüküyor zaten. Ya vurdum ya. Şurada hemen sizden çok pardon diyerek oyun ayarlarına geliyorum. Kontroller. Ben bunun eğimini değiştiremiyorum o zaman. Mouse'un eğimi inanılmaz yavaş. Hani çok böyle mouse'u ittirmem gerekiyordu. Onu değiştireyim dedim ama anlaşılan değişmiyormuş. Okey. Tamam, problem değil, hallederiz. Hedefimiz düşmanı indirmek. Tekrar ediyorum, beyaz bir minibüsün içinde. Peşinde, pardon. Evet, o bizim çocukların karavanı. Peki, ben daha önemli bir şey soracağım. Silahtan baltayı nasıl geçiyorum? Abi hayır, ben bunlar için boşu boşuna kullanmak istemiyorum silahı. Hayır hayır ya. Kesinlikle bir geçiş yolu olması gerek. Tap mıdır acaba? Tap değil. Caps lock değil, shift değil. 1-2'ye bastım, bir şey yok. İlk yardım paketi kullandım. Okey. Koku da çok kötü. Eğer yangını söndürebilirsem. Peki. Söndürürüz.
Abi şey nasıl değişiyor? Yani yanlış bir tuşa da basmak istemiyorum ama silahta durmasından inanılmaz rahatsızım şu an. Biraz fazla oldu değil mi? But I have to find my friends. Çıkar çıkmaz. My family. The fire should be out now. Tamam, ailemizi bulmamız lazım abi. O kesin, o konuda hemfikiriz. Hemen şunları da kendi tarafıma çekeyim. Gelsene gelsene. Oha, binadan çıktı bir tanesi. Öldü değil mi o? Ölmüştür muhtemelen. Kanepe. Polis departmanına gönderilen bir şikayet dilekçesi. Yetkililer 3. kattaki komşudan şikayetçi olduğunu söylüyor. İyiymiş. Tamam, yine binanın tepesine ulaşma mevzuları zannedersem. Yangın merdivenlerini kullana kullana tık 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 tık. Hop hop. Şuraya çıkmam lazım. Peki şöyle bir şey yapsam. Hop. Yes. Tamam. It seems that those planks block up the way to the rooftop. I think that those shadows might be of help to me. Okay, okay. Come on. Pişt, çocuklar. Gelin bakayım buraya. Buradayım. Taze et getirdim. Aferin size. Bina yıkılıyordu komple yalnız, enteresan bir şekilde. Tamam, şimdi ne oldu? Yukarıdaki yolu açtım. I'll kill you, freaks. Ucubeler, sizi öldüreceğiz gibi tarzı. Öldüreceğim tarzı bir şey. Kontrolü tamamen kaybettim şu an. Freaks. Looks like somebody had a hard time. Birilerinin dünyanın sonuyla alakalı sıkıntısı var. Olması gereken o be abi. Yani. İnsanlar böyle şeyler yaşıyor biliyorsun. Hı. Hasta komşu yerlerini öldürmek için kazan dairesini patlatmaya karar vermiş. Bu kovulmaya çalışan komşu olsa gerektiği düşünüyorum. Hop. Güzel. Helikopter. Sakın çok yaklaşma. Okay. Woohoo. Peki şimdi ne olacak? Oh. Bu şekilde olmaması gerekiyordu, ondan eminim. Ben çok değişik hareketler yapıyorum şu an ama çok bilinçli şekilde değil, emin olun yani ondan. O neymiş abi? Beeple mu? Olur. Aşağı düşersem de bir şey olmuyor. O ne? Gelin bakayım buraya. Güzel. Oo, hemen çıkmam lazım. Okay, okay.
Tamam. Durdurduğum gibi koşmam gerekiyor. Ben onu hesaba katmamıştım. Burada ne var bu arada? Bir şey var mı? Yok. Tekrar git. Hadi çocuklar. Buradayım. Aferin size. İlk önce bunun durmasını bekliyorum. Koş 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 koş. Başarı. Şimdi. Burası da tamam. İlk yardım paketi. Burada bir şey yok. Burada bu manyaklardan iki tane var. Kapıları kapatıp yüksek yerlere ulaşmak için bunu kullan. Tamam. That sounds like a car. What the hell is happening out there? That's gunfire. Abi ateş ediyorlar da. Sen çok uyandırma. Şurada bir şey vardı herhalde. Dur bakayım. Şu. Eyfel Kulesi'nin resimli bir kartpostal. Okey. Çık 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 çık. Go go go. Sanki her an bir şey olacakmış hissiyatı var ama dur bakalım. Helikopter mi helikopter? Mermim full olduğu için mermi alamıyorum, çok enteresan. Mermi kullanmama konusunda bir başarayım. Hop bir saniye. Oo bizim çocuklar kaza yapmış. Batman's motorhome. There's blood all over the driver's seat. My friends have been ambushed. Bence bununla çok gitmenin bir anlamı yok diyecektim ki koptu zaten. Go go go. Evet. Kutuyu iktirirken bizim çocukları da yakaladı askerler. Randy abimiz intikam peşinde. I will find you and I will kill you. O mermilerle ne yaptığına dikkat et. Bırakın huzur içinde öleyim. Aha. Zence bizim Niga. Sam? Sam sen iyi misin? Wayne? Gir hadi çabuk. Neler oldu böyle? Lanet olsun dostum. Hepsi benim suçum, üzgünüm Wayne. Sorry Wayne. Ah tanrım. I'm sorry. It's okay. Buraya gelmek iyi bir fikir değildi. Deliye döndüler şu adamlar. Yanına ortaya çıkıp bize saldırdılar tanrım. Bana ateş ettiler. Kan kaybından ölüyorum Wayne. Wayne, Bruce Wayne. Zombiler de geliyor. Nerede? Tüm dünya yok oluyor. Onlar nereye yok? Lan aynı yerden çıktık zaten manyak. Tüm dünya yok oluyor diye felsefe yapma. Her türlü ölecektik zaten. Ölmek istemiyorum. Ben... Hayır. Arkadaşlarımı kurtarmalıyım. Onları nereye götürdüler? Güvenli nokta. Hepsi orada. Tamam, güvenli nokta bir tuzak. Where have they taken them, Sam? Tell me now. You've got to... women, children, my family. Carlos dead. And now you are too. Gruptaki yaprak dökümleri devam ederken o güvenli noktaya ulaşmalıyım diyen abimizle birlikte ilk bölümün burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Normalde yapmadığım bir şey yapıyorum. Şu an gördüğünüz üzere Facebook sayfamızın linki, Facebook grubumuzun linki ve siz bana ulaşabilin diye açtım. Daha önce kullanmadığım Twitter'ın linklerini görüyorsunuz. Bunlar üzerinden beni takip edersiniz, bana ulaşmaya çalışırsanız çok mutlu olurum. Videoyu sevdiyseniz beğenim falan bende yok biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hepiniz oyunla kalın ve hoşça kalın. Görüşmek üzere.